Şimdi bununla ilgili, bu yaşanan facia ile ilgili soru işaretlerine bir bakalım. Bu kadar işçinin orada olması tabii bir şey, soru işareti. Son yıllarda yangında kayıtlara geçen en yüksek can kaybı. İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından soru işaretleri birbirini izledi. İhmal var mı, denetim yapıldı mı, gece kulübünün bulunduğu yerden olası bir yangında kaçış planı olup olmadığına kadar tüm sorular yanıt bekliyor. Eğer her şey doğru yapılmış olsaydı, bir tedbir alınmış olsaydı yangın çok hızlı şekilde kontrol altına alıp söndürülebilirdi. Ya da insanların kaçmasına müsaade edecek kadar bir zaman yaratılabilir. Kaynak yaparken içeride strafor falan var, ondan kaynaklanan bir sıkıntı herhalde. Henüz yangının çıkış sebebi açıklanmadı ama işçilerin içeride kaynak yaptığı belirtiliyor. Türkiye Yangından Korunma Derneği'ne göre alevlerin aniden geniş alana yayılmasının sebebi oradaki inşaat malzemeleri. Muhtemelen tahminlerimize göre içeride bir ısıl işlem yapılıyor. Yani kaynak kesme gibi bir işlem yapılıyor. Bu inşaat ve tahilat malzemeleri tutuşarak büyük bir yangına sebebiyet veriyor. İçeriden hiç kimsenin de kaçamadığını göz önünde bulundurursak ya mimari açıdan yangın kaçış yollarının ve yangın kaçış kapılarının yeterli sayıda ve doğru olmadığı ya da varsa bile önlerine geçişi engelleyici mani aksamlar koyularak bu kaçışların ve geçişlerin imkansız hale getirildiğini söyleyebiliriz. Çok ciddi şekilde inşaat malzemesi ve yapı malzemesi içeride dağınık bir şekilde kümeli. Şikayet vesaire de ilçe belediyesine ulaşmış durumda değil. Dolayısıyla bir tabiri caizse kaçak bir müdahale içeride yürütülmüş. Ekrem İmamoğlu tadilatın kaçak yürütülmüş olabileceğine dikkat çekti. 1987'de işletmenin ruhsat aldığını, 2018'de de ruhsatın yenilendiğini duyurdu. Son itfaiye raporunun üstündense 18 yıl geçmiş. En son itfaiye raporu 2006'da veriliyor. 2018'de de bir ruhsat yenileme süreci var ilçe belediyesinde. Ama bütün bunlar tabii teknik olarak, idari olarak incelenecek. Üst katları konut olarak kullanılan binada yaşayanlar içinse henüz karar verilmedi. Bina riskli olabilir. Yangında açığa çıkan ısı 900-1100 derecelere kadar çıkabilmekte. Bu sıcaklık seviyesinde binanın taşıyıcı kolonlarında, betonlarında ve demirlerinde de mutlaka deformasyonlar ve hasar oluşmuş olma ihtimali çok yüksek. Gerekirse komşularımızla ilgili tahliye ya da güvende olacakları şekilde destek olacağız. Evet, o ruhsat nasıl yenilendi 2018'de? İlçe Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi bunu nasıl verdi? Nasıl verdi? Bunun hesabını verecekler herhalde şimdi. Dolayısıyla biz de takip edeceğiz. Bakalım neler olmuş, kimler ihmal etmiş. Efendim bir itfaiye raporu bile verilmediği halde 18 yıldır 2018'de niye ruhsat yenilenmiş, niye verilmiş?